Evet, %49-11'de olma ihtimali ama yetiştirilmeye çalışıyor. Bir yandan da sen de söyledin az önce Redmond'la ilgili, o da derbiye yetiştirilmeye çalışılıyor Ogün Şahinoğlu. Şöyle biraz derbi üzerinden Beşiktaş'ta son durumu konuşalım. Nedir? 11 şekilleniyor mu? Yani Beşiktaş'ın aslında bir ideali var. Fenerbahçe'den ayrılan tarafı bu. Beşiktaş'ın bir ideal 11'i var. İdeal 11'lerinde stoper mevkiinde bu sezon oynamaları oldu. Onun dışında sağ beki, sol beki belli zaten. Sol stoperi belli. Kalede 2 maç Emre Bilgin'i gördük. Birkaç mevki sayabiliriz. İşte orta sahada Dele Alli geldiğinde oynadı. Kalede Ersin Emre değişikliği oldu. Şimdi Dele Alli tekrar geri dönüyor. Takımda evet, çalışıyor. Sakat oyunculardan bir tanesi. Sakatlı bulunan oyunculardan bir tanesiydi. Son 2 maçta forma giyemedi. Dele Alli dönüyor. Dele Alli'nin dönüşüyle birlikte Beşiktaş'ta belki işte o merkezdeki üçlünün oyun düzeni değişebilir. Nedir bu? Bir önceki maçta Josef, Salih, Gedson bir arada oynadı. Josef arkada tek altılıydı. Önünde Gedson, Salih 2-8 gibi oynadı. Şimdi Dele Alli oynarsa şayet orada tercih, yani nasıl olur emin değilim. Belki Gedson'la Salih arkada 2 merkez. Önde Dele Alli kullanabilir. Ya da Josef, Salih, Gedson'a devam edebilir. Biraz fiziksel olarak buna bakmak gerekiyor. Dele Alli'nin çünkü ilk maçlarında da gösterdi. Tam böyle fiziksel olarak net olarak hazır diyemedik. Onun dışında Redmond bir sol el tarak kemiğinden bir kırık oluştu. Bugün antrenmanda talihsiz bir sakatlık yaşadı. Ama özel bir bandajla birlikte bir uygulamayla Fenerbahçe derbisinde oynatılması planlanıyor. Yani kırık olsa da geçtiğimiz sezon etkiler yani performans. Geçtiğimiz sezon benzer bir durum ne gibi? Nasıl oldu? Şöyle antrenmanda bir temasla oluyor yani. Ben mesela ilginç şeyleri merak ederim. Nasıl oldu yani? Çarpışmayla işte. Acaba birinin ayağı mı geldi? En üzücü şey zaten antrenmanda olan sakat. Kamp ve antrenman. Evet, evet. Kenan Karaman'ı da hatırlayın. Evet. Sol el parmağından bir yaşamıştı ama oynamıştı. Hemen o hafta oynamıştı. Redmond'da Fenerbahçe maçı kadrosunda olacak. Bandajlar tehlikeli olur yalnız. Benzema'dan bilinir. O bandajlar. Geçen bir maçta dikkat ettim. Böyle ilginç şeylere bazen dikkat kesilirim. Bir takımda 3 tane bandajlı oyuncu vardı. Ama böyle hangi maçta şey maçı hatırlamıyorum da Benzema herhalde en spesifik olanı değil mi? Akılda kalanı. 11'i sayarsam ben. Evet, şöyle, böyle bir. İşte şu 11'i sayarsam kale mevki net değil. Ersin de olabilir. Hala net değil. Mert de olabilir. Ersin'i kenara atmıyor tamamen. Mert'in durumu ne şu an? Mert istenirse gayet hazır. Bir sonraki maça çıkıp bugün belli oldu sanki. Bugün o benim beklediğim şey geldi. Ersin'le ilgili... Mert Günok'la ilgili de açıklaması var. Hazır, oynayabilir dedi. Hocamız tercih ederse gibisinden. Oynayabilir dedi. Henüz o net değil kale mevki ama şu anki izlenimim, Ümraniye'deki hava sanki Ersin derbiye Beşiktaş'ın kalecisi olarak çıkacak yönünde. Onun dışında stoperde zaten belli artık ideal ikili diye bir sayacaksak Tayip Talha olur muhtemelen. Masuaku Rosier. Merkezde benim soru işaretim var. Kanatlarda ise ben Fenerbahçe'de hep şunu söylüyorduk. Fenerbahçe'nin kanat bekleriyle savunmadaki kenar stoperleri arasındaki boşluk bazen rakiplere avantaj sağlayabiliyor. Orayı hızlı oyuncularla kullanabiliyorsunuz. Valerin İsmail orayı bir tarafta Enkur ile kullanırken diğer tarafta Redmond durumuna bağlı olarak hızlı bir oyuncu olmasından sebep Redmond'da değerlendirebilir. Belki Muleka yedek kulübesine çekilir bu durumda. Zaten santraforunu saymamıza gerek yok. Beşiktaş'ın. Tabii. Evet. Tabii bakalım ilerleyen günlerde nasıl şekillenecek, değişecek mi bu durum? Şeyi biliyorsun değil mi? Ceyhun Kazancı'nın hangi lise mezunu olduğunu biliyorsun. Evet. Galatasaray Lisesi mezunu. Evet. Ama Fransız o dönemde de son derece başarılı, hakikaten başarılı bir Galatasaray Lisesi mezunu ama bu arada bu spekülasyon oldu Beşiktaş camiasında. Tekrar söyleyelim, o dönemki arkadaşları da anlatıyor. Yok zaten. Galatasaray Lisesi'ne illa Galatasaray olmak zorunda değilsin. Orada okurken de koyu bir Beşiktaşlı. Orada öyle bir şey yok. Geçenlerde bir tarih öğretmeniyle böyle seçkin bir lise, çok yani Türkiye'nin en iyi liselerinden biri. Keşke ben de okuyabilseydim. Evet. Onun puanım yetmedi geçenlerde yani. Ben de Anadolu Lisesi okudum ama Galatasaray'ı kazanamadım yani. Şimdi bir geçen hafta divan kurulu toplantısı vardı. Geçen hafta çarşamba. Tam böyle liseden çıktım. İşte 17 suları falan, 16 küsür falan. Erken bitti de 16 idi falan işte. İşte orada tam böyle taksiyi beklerken, daha doğrusu ben aracı bekliyordum, şirketten aracı bekliyordum. Bir tane böyle taksici geçti, durdu, selam verdi, nasılsınız, iyi misiniz, böyle şey, beni sordu falan. Yanımdaki kişi de şeymiş, orada işte söylemeyeyim, şimdi reklam yapmayalım, bir mola vermiş diyelim. Hı. Neyse öyle sohbet ediyorduk. Ondan sonra ben de dedi, işte lisede tarih öğretmeniyim dedi. Öyle muhabbet ederken, ya bizim öğrencilerimizde dedi diğer takım taraftarı çok var dedi. Yani o öyle bir şey yoktur. Ama hoca çok sıkı, koyu Galatasaraylı. Çok böyle daha küçücük yaşında, genç yaşında Galatasaray'da aktif olan tabii ki taraftarları da var lisenin. Var. Şimdi lisenin şöyle bir avantajı var. O da var, onu da söyleyelim. Mesela Ceyhun Bey isterse yarın bir gün ben sıkıldım, Galatasaray'a üye olmak istiyorum derse üye olabilir. Öyle bir avantajda, öyle bir şey var çünkü. Galatasaray'da Galatasaray Lisesi mezununu çıkıp 10 yıl sonra da 20 yıl sonra da o hakkı var elinde. Çıkıp kulübe üye olabilir. Ha, bu Ceyhun Bey farklı bir figür. Bilinen, bu, hani, bu bilgi için teşekkür ediyoruz Nevzat Dindar'a ve ben kimime geçiyoruz? Beşiktaş. Koyu Beşiktaş, onun öyle bir niyeti yoktur da evet. Hani söyleyelim. Ben kimim gelsin bakalım. Evet, ben defterimi, kalemimi, kitabımı, her şeyi toparlıyorum. Telefonumu ters çeviriyorum. Biz bir dakika, biz biraz aldım bilendik. Soruları. Tabii tabii, burada yazıyorum. Biz biraz bilendik yani Ogün Şahinoğlu'na. Çünkü beni biliyorsunuz. Yani ben biraz bilinmemesi üzerine bu bölümde çalışan bir insanım. Haz mı alıyorsun, keyif mi alıyorsun? Evet, hoşlanmıyorum erken bilinmesinden. Umuyorum ki erken olmayacak. Gelsin. Bakalım. Ha, prim mi yazıyorlar geç? Ha, keyif alıyorum. İtalya ve İspanya'da futbol oynadım. Kariyerim boyunca 17 kez kupa sevinci yaşadım. Fernando Torres'in gençliğini bilirim. Fatih Terim, Roberto Mancini ve Luis Aragones gibi büyük hocalarla çalıştım. İnönü'de Beşiktaş'ı yenmek hiç kolay değildi. Ben kimim? Sus! Konuşma! Söyleme. Bildin mi? Susuyorum. Buldun mu yoksa? Son sayfa etiketine cevaplarınızı bekliyoruz. Şöyle biraz... Buldun mu? Bulmuş gibi. Tahminim var da şu an bekleyeceğim sadece. Bir emin olmaya çalışıyorum. Peki mesela şey, bulduğun kişi hangi ülkeden? Böyle soralım, buldu mu bulmadı mı anlayalım diye soruyor. Hangi ülkeden? Yeşil şu an kaç olabilir aşağı yukarı? Son sayfa etiketine cevaplarınızı bekliyorum. Şöyle bir yenileyim bakayım, doğru cevap var mı? Bu arada acele etmeni istemememin bir sebebi de izleyicilerimize de bilme hakkı tanıma. Leo Franco. İstiyor. Hayır. Del Piero değil. Rui Costa değil. Şu anda doğru yanıt Carragher değil. Şu ana kadar doğru bir yanıt yok. Sen çok emin gibisin buldun. Değilim. Peki. Şu an biraz düşünüyorum. Söylesin mi reji? Söylemesin mi? Hadi söyle. Belki bilmemiştim. Yok yok. Şu an bildi gibi geldi bana. Böyle bir... Reji kendine çok güveniyor. Şu ana kadar Twitter'da doğru yanıt yok. Figo değil. Reya değil. Değil. Melo? Hayır. Doğru yanıt yok henüz. Martinez değil. Buyurun. Babel değil. Şu an aktif futbolcu mu ya? Fernando Torres'in gençliğini bilirim diyor. Hayır değil canım. İtalya ve İspanya'da futbolun kariyerim. Haydi bakalım. Perikül'ün de değil. Futbol yıllık kariyerini bayağı 2000'lerin başında bırakmış olabilir yani. Değil bu. Perikül olamaz. 2000'lerin başında bıraktı. Oo, benim yaşım biraz daha müsait olmayabilir. Biraz düşüneceğim. Rui Costa değil. Kaka. Nono Gomez değil. Kaka. Yok. Hayır.